Herkese merhaba. Kuşak Katışması'nın 5. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Ben Deniz, Murat Hocam ve konuğumuz olarak Tayfun Hocam bizimle bugün. Evet, merhaba. Bugün önemli bir konumuz var. Y kuşağının önemli temsilcilerinden Tayfun Hocamız. Müziği konuşacağız, sanatı konuşacağız. Dolayısıyla aynen. Hoş geldiniz. Öncelikle TED Koleji'ndeki bu yılımda dünya kadar kayıt yapıp ilk katıldığım ve ilk konuştuğum program. Kimse çağırmamış hocam. Kimse sizi çağırmadı beni. Çok üzgünüm bu konuda. Beni çağırdınız. Böyle bir güzel bir konuk olarak davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Aslında mikrofonun arkasındaki adam. Yani evet. Sürekli. Yani rejide olan insan ama artık mikrofon önüne davet ettik. Belki seneye başka formatlarla da karşılaştık. Ama beni alıştırırsanız beni buradan alamazsınız söyleyeyim. Ben bir sahne adamı olarak alıştığım zaman sahnelerden vazgeçiyorum. Ne zaman isterseniz kapımız hep açık değil mi? Tabii ki hocam. Seve seve her zaman katılırım. Neyi konuşuyoruz bugün? Bugün aslında sanatı konuşuyoruz. Her türlü dalını konuşuyoruz. Farklı kuşaklar olarak aslında sanata bakış açılarımızı konuşuyoruz diyebiliriz. Nesilden nesile sanat diyoruz o zaman. Evet. Müzik, edebiyat aynen, ve aynen. Sinemayı konuşacağız. Dilerseniz şey yapalım. Müzik meselesinde üstada bırakalım sözü. Hocam yani bir aynen. Y kuşağı olarak biz nasıl bir lise çağı yaşadık müzik olarak? Hatırlarsanız o dönem biraz daha sanki kaliteli müzik dinliyorduk. Biz müziğe çok zor erişen, zamanında işte Konak'ta Stüdyo Ümit vardı. Bilmem hatırlar mısın hocam? Oraya gidip kaset dolduran nesildik. O zamanlar deli gibi enstrüman çalışıyorduk. Enstrüman çalışırken müziklere şimdiki teknolojiye ulaşmak mümkün değildi. Bir nota istediğimiz zaman Amerika'da yaklaşık 3 ay falan Amerika'ya sipariş veriliyordu. 3 ay sonra o nota geliyordu. O nota gelinceye kadar biz kasetleri kalem sokup çevirip başa alıp o şekilde çalışıyorduk. Şimdi çocuklar kasete kalem sokup çevirmeyi bilmezler. Estağfurullah. İddia kalemiyle. O iyi. Hala var mı ya kaset çalan? Evde bizim de koleksiyon var. Analog müzik hastasıyım. Aa süper. Ne güzel. Evet, bizim zamanımızın müzik çok kaliteliydi. Çok çok kaliteli. Yani şu anki dijital müzik, ki ben şu an dijital teknolojiyle uğraşan, kayıt teknolojisiyle uğraşan biri olarak söylüyorum. Analog sistemin yerini hiçbir şey almıyor. Ve her zaman öğrencilerime de söylediğim şey vardır. Benim için kıstas 1993 yılında MTV'de Unplugged'lar yapılırdı. Hmm. Eric Clapton'ın, işte Kurt Cobain'in, bu gibi birçok sanatçının evet. Unplugged'ları yapılırdı. Evet. Oradaki kalite 2023 yılında hala maalesef Türkiye'de mevcut değil. Muhteşem bir kaliteydi o. Analog kayıtlardır onlar. Ve müzik kalite anlamında da bence 100 yılın en parlak yıllarıydı. 90'lı yıllar. Evet. Bizim tam gençlik yıllarımızdı. Rock müziğin böyle zirve yaptığı yıllardı değil aynen, mi hocam? Aynen. 80'li yıllar ve 90'lı yıllar. Özellikle işte Queen zamanları. İşte birazcık daha aşağı 80'li 70'li yıllarda. İşte Bon Jovi'lerin patladığı. Eagles'lar falan. Eagles'lar. Metallica'nın yükseliş yılı zaten 90'lı yıllar. Guns N' Roses'ın dağılmadan önceki muhteşem yılları 80'li ve 90'lı yıllar. Biz o zamanların çocuklarıydık ve müzik çok kaliteliydi. Yani günümüze baktığım zaman müziğe ulaşmak çok kolay, notaya ulaşmak çok kolay, herhangi bir şeye ulaşmak çok kolay. Ama bu kolaylık müzikte artık tembelliğe ve müzik kalitesinin de düşmesine sebep oldu. Bence de. Ama biz tabii Y kuşağı olarak ya da X kuşağı olarak konuşuyoruz. Z kuşağı ne düşünüyor bu konuda? Vallahi, yine müzisyen arkadaşımız sana Deniz'e söz verelim. Bana. Aslında bence çok yanlış iki Z kuşağını soruyorsunuz. Çünkü niye? Ben Begüm'ün de öyle olduğunu düşünüyorum ama biz de çok popüler şeyler dinlemiyoruz. Evet. Siz de nostalji. Evet evet biz de aslında biraz aslında soru şu. Hani o zamanlardaki kalite mi şimdiki kalite mi? Evet evet bu karşılaştırmayı yapabiliyorsunuz. Madem o dönemi evet. Dinleyebiliyorsunuz. Zaten müzik çok bir anda düşmüş Tayfun Hocam da bilir. Yani 1450'lerden 1900'lere kadar klasik müzik çok uzun bir çağ. Bir anda müzikallerle birlikte caz doğuyor. 50 yıl içerisinde o caz bir anda rock'a evriliyor. Oradan metal'e evriliyor. Sonra bir anda şu an bambaşka bir yerdeyiz. Pop diye bir popüler müzik forması çıktı. Sizin kuşak hocamın söylediği o 90'larda yükselen rock ya da metal tabii, grupları evet. Dinliyor mu şu anda? Kesinlikle yani bence evet. Şeyiniz ne? 70'lerden yani o Beatles'tan sonrasını hala şu an çok aktif dinleyenler var. Hmm. Hatta Spotify'ın şu an artık hepimiz Spotify'dan dinliyoruz. Hmm. İlk 10 listesinde hala birçok 70'ler 80'ler grupları var. Hmm. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben de o konuda kasıyorum. Zaten müzik zevklerimiz de benziyor anladığım kadarıyla şu ana kadar. O yüzden gerçekten yanlış iki Z kuşağına sordunuz ama ya bence de
o eski kaliteyi yakalayamıyoruz gibi şu anki popüler müzik kültüründe. Evet ama şey var herhalde değil mi hocam? Yani çok kolay üretip çok kolay yayabiliyoruz. Eskiden evet. Böyle bir şey mümkün müydü? Değildi. Tüketim çok hızlı. Yani bir kere biz bizim zamanımızda bir parçayı biz yıllarca dinleyebiliyorduk. Ama şimdi artık bir parçayı maksimum 2 gün 3 gün dinleyebiliyoruz. Çünkü ardında arkasında hemen başka bir şey oluyor. Bu da sanatın artık çok kolay ulaşılıyor. Artık biliyorsunuz herkeste ev stüdyosu var. Her müzisyen artık kendi stüdyosunu evinde taşıyabiliyor. Bizim zamanımızda böyle değildi ki. Plaklar, işte o plaklara kayıtlar, büyük mikserler, bilmem ne. Kayıt yapmak çok zor bir şeydi. Ama artık küçücük bir kutu, bir ses kartı, harici bir ses kartı ve bir laptopla istediğiniz her türlü müziği yapıp kaydedebiliyorsunuz. Bu da neye sebebiyet veriyor? Çok fazla ürün var ve çok çabuk tüketiliyor. İşte zamanımız müziği, yani Deniz'in dediği gibi popüler kültür, pop müzik. Ama artık pop müzik de bitti. Şimdi artık yerini yeni çağın rap müzikleri aldı. Şimdi ben burada birazcık katı kurallara sahip biri olarak hani rap müzikten pek hoşlanan birisi değilim. İşini hakkıyla yapan hem yabancı hem de yerli çok müzisyenimiz var. Mesela rap müzik dendiği zaman benim aklıma gelen tek bir isim vardır. Sagopa Kajmer'dir. Hem yaptığı müzik hem müzik kalitesi hem de sözler bakımından çok iyidir. Bence Türkiye'deki en iyi rapçi odur. Ama onun dışındaki çok popüler olan şu an ayak altına düşmüş rap müzikler benim dinleyebileceğim tarzda müzikler değil. Ve bunlar çok çabuk tüketiliyor evet. Farkındaysanız. Hani çıkıyorlar piyasaya birkaç gün kulakta kalıyor ve ertesi gün tekrar bambaşka yani. Bir şey çıkıyor artık. Şey o zaman yani X ve Y kuşağını rock ve metal hatta yani nasıl deniyor hard rock ya da işte metalin de böyle çeşitleri var. Heavy metal, heavy metal değil mi? Evet. O şekilde tanımlarken Z kuşağını R&B ve hip hop olarak tanımlayabileceğiz herhalde bundan belki 20 sene sonra. Z kuşağının siz belki daha farklı bir dediğiniz gibi özellik gösteriyorsunuz ama arkadaşlarınız etrafınızda çok dinleyen vardır hip hop. Yani ben yeni tarz müziği sevmeyen biri olarak aslında müzisyenleri anlayabiliyorum. Çünkü daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi yeni çağın dikkat süresi çok az. Hep bir yenilik istiyorlar. Evet. Şimdi Tayfun Hocam ne diyor? Biz plak alıyorduk, kaset alıyorduk diyor. Ama Tayfun Hocam o kaseti eminim ki 100 defa, 200 defa dinliyordu. Replay. Emek vardı ya. Çok. Bozuyorduk yani. Çok şey kopardı yani. Bizim dinleye dinleye kopartırdık. Şu anki Z kuşağındaki bir insanın müziği keşfetme şeyi TikTok'u açıyor. Arkada bir video izlerken bir ses duyuyor. Aa şarkı güzelmiş diyor. Dinliyor. 30 saniyede bırakıp yenisine geçiyor. Talep bu kadar hızlı ve bu kadar... müzik kendi hak ettiği değeri görmeyince müzisyenler de daha fazla uğraş göstermiyorlar. Aynen. Daha hızlı bir şekilde daha hızlı tüketilebilir ve birbirine benzer şeyler çıkıyor. Ardını görmüyoruz sanki değil mi? Evet çok çabuk patlayıp şarkılar işte sosyal medyada TikTok'ta veya Instagram'da viral olup çok kısa bir sürede hani ilgi görüp aynı hızla da aslında aynı ivmeyle ilgiyi kaybediyorlar ve bu yüzden sürekli bir üretim tüketim paradoksuna giriyoruz. Hiç o şeyden kurtulamıyoruz o döngüden. Bunun sebebi popüler kültürün tüketim kültürüne dönmüş olması. Popüler tamam. Kültürün evet, de artık bir şeyi vardı, bir ağırlığı vardı. Her ne kadar biz hor görsek de. Çünkü ben konservatuar kökenliyim. İşte bütün hayatım boyunca müzik okullarında okudum. Bize klasik müzikten başka hiçbir şey dinlemek dinletilmezdi. Yasaktı yani bize. Çünkü kulağımızın bozulacağı söylenirdi konservatuardaki hocalarımız tarafından. Bu yüzden biz hep klasik müzik ama kalbimizde içimizde atan rock müzik aşkını hiçbir zaman öldürmedik. Bir tane şarkıya ulaşmamız çok zordu. Şimdiki çocuklar yani yeni nesil bir saniyede hemen istedikleri şarkıya ulaşabiliyorlar. Süreç biraz sıkıntılı ama bu hep böyle devam eder mi? Daha da beter olmaya yolunda ilerliyor. Yalnız şuraya dönmek istiyorum. Dediniz artık albüm göremiyoruz diye. Böyle bir tartışmada şöyle bir bunu karşı çıkanlar şunu diyor, söylüyorlar. 70'lerde 80'lerde plaklar varken B-side diye bir terim vardı. Duydunuz mu hiç? Evet, B100'ü. Yani aslında plağın arka yüzü demek. Bir plak 30 dakikalık veri alabiliyor, ses alabiliyor. Ve gruplar, ünlü gruplar 2-3 şarkı çıkardıklarında plağı sadece 2-3 şarkı koyamıyorlar. Plağı doldurmaları gerekiyor. Ve bu doldurmaları için daha dinlenmeyecek, şu B-side arka yüzüne koyacakları şarkılar yapıyorlar. Buna B-side şarkılar deniyor. Hatta şu an bir anda popüler oldu. 70'lerden böyle dinlenmeyen şarkıları insanlar bulmaya evet. çalışıyorlar. 70'lerde falan 45'likler herhalde. Bugün single'ların karşılığıydı. Aynen. Ya aslında böyle bir terim var. 70'lerdeki insanlar da o albüm dediğin şey aslında o plağı biraz da doldurmak için. Böyle bir tabii bu karşıt bir görüş ne kadar doğrudur bilemem. O zaman şöyle yapalım mı? Madem bunu bana öğrettiğin B-side diye bir kavram vardı. Hepimizin favori B-side şarkıları birer tane örnek düşünelim.
Ya mesela çok popüler olmuş bir kişinin aslında pek de bilinmeyen harika olduğunu düşündüğünüz şarkısı. John Lennon'ın. Çok direkt girdim ama. John Lennon'ın Real Love diye bir şarkısı var. Pek bilinmez pek, bir şarkı. Pek bilinmez. Adam kaydetmiş. Grup kesinlikle Beatles kabul etmemiş. Hatta o tam böyle artık grubun çökme dönemleri yengemden dolayı, Yoko Ono'dan dolayı adamı dışlıyorlar kesinlikle. John Lennon öldürülüyor. Sonra onun dosyalarından bir tane kaset çıkıyor. Adam bunu artık grup kabul etmeyince kendi evinde böyle akordu bozulmuş bir piyanoda kaydediyor. Hatta kaset böyle eriyor artık. Kaseti bilirsiniz, kaset yavaşlayınca böyle tonları değişir, daha yavaşlar. Ve sonradan yeni müzisyenler bu şarkıyı kullanıp yeni bir şarkı yapıyorlar. Bu şarkıyı seviyorsun. Ben bu şarkıyı seviyorum. Sende de o his var mı? Yani kimsenin bilmediği bir şarkı. Ben biliyorum kardeşim. Ünlenmesin. B-side'de kalsın diyor musun? Ve kesinlikle. Ve benim sevdiğim, sonra da popülerleşen şarkılardan da bir anda da soğuyorum. Kesinlikle. Bu bende de var ya. Da var bu yani. Aynen. Bende de vardı. Bizde de. Senin var mı böyle B-side şarkı? Şu an çok aklıma gelmedi. Evet, zor biraz bunu zor düşünmek. Zor soru. Sen düşün. Tayfun hocam vardır bence. Var, çok var. Yani dediğim gibi 90'lı yıllarda çok fazla Metallica, Guns N' Roses. İşte ben bir ara iyice kopartıp death müzik falan dinliyorum. İşte Cannibal Corpse'lar, Hissite'lar, Slayer'lar. Bunların tabii çok güzel müzikler. Yani o zaman, şu an artık dinleyemiyorum. Kulağım kaldırmıyor müzikleri ama o zamanlar çok büyük keyif alıyorduk, zevk alıyorduk. Şu an isimleri pek aklıma gelmiyor. Çünkü işin içinde olduğum için artık hangi şarkıcının hangi müziği hatırlamak birazcık zor oluyor. Meslekte 17, müzik hayatında 30. yılım. O yüzden bazı şeyler hafıza tutmak zor oluyor. Ama Türklerden var mesela. Ben çok severdim. O zamanlar bizim için de çok popülerdi. İşte Haluk Levent'in mesela o B-side B şarkıları bölümünde. Çok popüler olmayan ama çok keyifli olan, çok sevdiğimiz müzikleri olurdu. Başka kim var? Pentagram mesela benim en sevdiğim gruplardan bir tanesidir. Son zamanlarda popüler oldu ama ilk albüm çıktığı zaman kimse dinlememişti. Sonsuz diye bir şarkıları var mesela. Sonra onların akustik versiyonlarını tekrardan çıkarttılar. Son yaklaşık 7-8 yıl önce falan galiba. Ama bu albüm çıkalı 2000'lerin başı hatta 90'lı yılların sonunda falan yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel şarkıları var. Aynen. Ben de B-side tabii çok şarkı var ama şeyi hatırlıyorum. Bir arkadaşım bana Pinhani'yi göndermişti. Burada çok güzel bir grup var falan. Yıl 2005-2006 falan. Ondan sonra onu dinledikten sonra bir baktım, o çok sevdiğim ve aylarca dinlediğim şarkılar bir anda bir dizinin müziği haline geldi falan. Allah Allah, ben bu şarkıları bir yerden hatırlıyorum. Kavak Yerleri diye bir dizi vardı. Evet. Siz o zaman dünyada yoktunuz muhtemelen. Ve o şarkıların böyle popüler olduğunu görünce çok üzülmüş ve şey olmuştum yani. Ya, tabii grup adına seviniyorsun ama ya bunları sadece ben biliyordum diye. Hani bir anda başarıları için sevinip bir anda bu da mı keşfedildi ya, hayal kırıklığını yaşamak. Bu bana özeldi dediğim şarkılar oldu. Şu oluyor mesela, Supertramp diye bir grup var. Bilmiyorum biliyor musunuz, 70'lerden bir grup. Evet. Aslında çok başarılı bir grup, çok güzel bir grup ama tabii popülerliğini kazanamamış. Zamanında popülermiş ama yenimizdeki, şu an günümüz çağına ulaşamamış bir grup. Breakfast in America yüzünden. Ha. Buna underrated diyorlar. İngilizce'de iki tane terim var. Underrated ve overrated. Hak ettiği değeri görememiş ve hak ettiğinden fazla değer görmüş. Son dönemde çıkan kavramlar değil mi? Evet, underrated, overrated. Evet. Bu grup hiç bilinmiyordu vesaire. Ben de babamın plakları, eski plaklarından bulmuştum. Aa dedim, böyle bir grup var, bayılıyorum, dinliyorum falan. Bir gün internette dolaşırken bir baktım, bir TikTok'ta o şarkı. Eyvah dedim, kesin yani bunu. Biri keşfetmiş. TikTok'a düştü mü, bitti. Kaybettik, olay bitti dedim. Tabii sonra bir de TikTok'ta yeni bir trend var. Şarkıları yine hızlı tüketmeye getireceğim buradan. Hızlandırıyorlar. Öyle mi? Hiç duydunuz bilmiyorum. Remix mi yapıyorlar? Remix, evet. Getirdim. Sesler inceliyor, müzik hızlanıyor. Çünkü neden? Yine 30 saniye sığdırması lazım. Hani bütün şarkıyı sıkıştırıyor 45 saniye. Müziğin katlinin yapıldığı esna. Acı. Aynen. Hocam benim TikTok'um yok. Benim yok. Yani o kadar yaşlı seziyorum ki şu anda. Overrated'lar, underrated'lar falan. Ya bir de çok acı bir şey. Şu Instagram'ı bile kullanmaya 2 yıldır falan başladım. Ben eski Facebook'çuyum. Hani Instagram'ı da aktif olarak 2 yıldır falan kullanıyorum ben. Gerçekten çok çabuk tüketiyorlar. Ama belki de biz şanslıyızdır çünkü maruz kalmıyoruz en azından. Tabii tabii, ben çok uzağım. Ben yani teknoloji olabildiği kadar... Sevdiğim şarkıyı o hale getirmelerine üzülürdüm herhalde. Yani. Sosyal medyaya olabildiği kadar uzak durmaya çalışıyorum. Ama YouTube'dan kopamıyorum. Mesela şimdi bu boyutuna da girelim mesela. Bir de YouTube boyutu var. Bence YouTube son zamanlarda teknolojik anlamda icat edilmiş en güzel şeylerden bir tanesi. Ha, kullanım amacınıza farklı. Ben kendi adıma konuşacağım zaman istediğim müziğe istediğim şekilde ulaşabiliyorum.
download edebiliyorum. Artı istediğim eğitim programlarına bile oradan katılabiliyorum. Hani gençlerin de bu tarz şeyleri olumlu kullandıkları zaman ne kadar bilgi edinebileceklerini hep öğrencilerime anlatırım. Evet. Ben mesela birçok program kullanıyorum. Kayıt programı kullanıyorum. Ve bunların %80'ini hep YouTube'dan öğrendim. Oradan öğreniyorum. Orada dersler var. Oturuyorsunuz, günlerinizi, saatlerinizi harcıyorsunuz ama çok güzel bir şey. Hani bu şeye benziyor. Bizim zamanında ulaşamadığımız bilgilere yeni neslin ne kadar ışık hızında ulaşıyor olduğunun çok güzel bir göstergesi bu. Müzik tabii çok derin. Diğer sanatlara da geçeceğiz ama son bir soruyla müziği kapatalım istiyorum. Şimdi yapay zeka görüyorsunuz. Özellikle resim alanında, müzik alanında da yavaş yavaş devreye girdi hocam ama öyle bir teori var. Yakında biz öyle eserlerle karşılaşacağız ki, öyle bestelerle karşılaşacağız ki yapay zekanın ürettiği. Ayırt edemeyeceğiz ki yakın zaman içerisinde bir haber okudum. İşte bir Japon yazar yazdığı ve ödül aldığı öyküyü ChatGPT üzerinden yazdığını itiraf etti. Ben dehşete düştüm. Şimdi yakın zamanda böyle müzikler de çıkacak. Bir insanın yaratıcılığın ötesine geçebilir mi sizce? Mümkün değil. Ben bunu her zaman şöyle yanıtlarım. Hatta geçenlerde Deniz'e de böyle bir diyalog geçti aramızda. Şimdi bizim müzisyenler arasında bir notistler vardır. Gördüğü notayı olduğu gibi çalarlar. Bir de o notaya ruhunu katan müzisyenler vardır. Ben ruh tarafında daha çok ilgileniyorum. Ve bütün öğrencilerime de her zaman lütfen notist olmayın. Evet, gördüğünüzü, okuduğunuzu çalmak zorundasınız. Ama siz o esere duygunuzu vermediğiniz sürece onu karşı tarafa aktarmanızın mümkünatı yok. Bizim müzikte bu şekilde geçerli. Hani bir hikaye bir romanda... Onu bilemem ama müzikte eğer ruhunuzu aktaramıyorsanız, karşı tarafa bu duyguyu aktaramıyorsanız, çünkü müziğin tanımında var bu. Müzik insanların duygu ve düşüncelerini karşı tarafa anlatma sanatıdır. Bunun yapay zeka ile yapılabileceğine ben hiç inanmıyorum. İnanmıyoruz. Hiç inanmıyorum. Yani en azından o tadı vermeyecekmiş gibi hissediyorum. Ama bir yandan da korkuyorum. Yani bu haberler çıktıkça o insanın o yanını, o yaratıcılık yanını acaba törpüleyecek mi, bitirecek mi? Evet, göreceğiz, zaman gösterecek. Belki biz göremeyeceğiz. Ama ben de açık konuşmak gerekirse inanmayanlardanım. Hayat bana çok acı dersler de veriyor tabii. İşte diğer programlarda da konuşmuştuk. Hiç inanmadığım şeyleri de yaşandığını gördüm. Yani ya bilgisayardan ben domates falan eve söyleyebilir miyim? 2000 yılların başıydı. Haberlerde geçtiğinde dalga geçmiştim yani. Ama şu anda evet yani getirler götürler geliyor eve gerçekten. Murat hocam şimdi şöyle itiraf edelim. Biraz yaşlandık biz. Olmaz böyle şeyler. Yaşlar olmaz. Evet, Kemal Erdi. Ama adı üstünde hocam. Yapay zeka. Yani ne kadar yapay. Adı üzerinde değil mi? Yapay yani. Herhalde ama insan girdileriyle performans sergileyen bir üründen bahsediyoruz. İnsanın kendi yüklediği şeyler olmasa bir hiç olacak aslında. Yani her türlü insan yaratıcılığı da muhtaç bir biçimde ilerlemek zorunda kalacak. Her program masaya yatırıyoruz bunu. Evet. Neyse müzik tabii bitmez. Umarım bitmesin de zaten insan yaratısı olarak. Peki sinema noktasında biz tabii sinema çocuklarıyız. Biz yazlık sinema çocuklarıyız. Öyle açık söyleyeyim. Hava. Açık hava sinemaları. Böyle o rahatsız sandalyeler. Ondan sonra annemizin babamızın bizi götürüp işte hadi bakalım sinema filmi gelmiş dedikleri. Gazoz içtiğimiz. Onlar daha farklı şeyler anlatıyorlar. Onların 60'lı 70'li yıllarda daha başka bir sinema kültürü var. Sizde sanki sinema bitiyor ya. Ben sizin için üzülüyorum. Yani sinemaya gitme kültürü bitmek üzere. Son 5 yılda bu iş bitti. Nedir? Z kuşağı nasıl bakıyor bu olaya? Ya özellikle sinema okumak isteyen ben burada biraz yıkılıyorum. Çünkü anlat bize duygularını. Sinemanın bitmesi, sizin bahsettiğiniz sinema aslında gidilen fiziksel sinemadan bahsediyorsunuz. Evet. Sinema salonlarından bahsediyorsunuz. Evet, evet. Öyle bir kültür vardı ben çünkü. Ben şahsen sinemanın da bittiğini düşünüyorum. Çünkü o sizin dediğiniz o fiziksel sinema salonları artık bizim cebimize taşındı. Netflix'e taşındı. Hatta geçen gün YouTube'da izlerken gördüm. Adam Tesla'sında direksiyona basıyor. Direksiyon kendini kullanırken koltuğu yatırıyor. Büyük ekrandan Netflix izliyor sürücü. O noktaya geldik. Evet. Yani tüketim hızlanınca sinemanın hiçbir kalitesi kalmadı. Artık Netflix'te ben şahsen tahmin edebiliyorum. Bir diziyi açıyorum. İşte tabii çok güzel yerleri vurmaya çalışıyor. İşte eşcinsellik, cinsiyet, işte haklar olsun vesaire. Cinsiyet eşitliği. Ama artık senaryolar o kadar benziyor ki. Hadi diziyi açtık, hadi biri aşık oluyor. Sonra onun kardeşi işte başka yeni cinsel yönelimlerini buluyor. İyi kişi kazanıyor ve film bitiyor. Bir sıradanlaşma, bir tek tipleşme mi var? Evet. Kesinlikle evet. Yani artık bir yer nasıl körelmeye başlıyor. Bu müzik gibi ama Deniz. Yani müzikte de aynı şey geçerli.
Ezgilere bakıyorsunuz, birbirine çok benziyor. Armoniler çok benziyor. Yani aslında sınırsız, sonsuz gibi gözüken düzlem içerisinde çok fazla insan etkileşimi olduğu için insanlar ister istemez birbirlerine etkileniyorlar. Bu sanatın her dalına yansıyor. Ben şeyden korkuyorum, artık insanların üretemiyorlar. Acaba sona mı yaklaşıyoruz? Yani evet, Serdar Ortaç ünlü düşünür. Zaten 7 tane nota var hocam. Yani bundan daha fazla. Sinema da öyle. Murat hocamın dediği gibi sinema salonları bitiyor. Ama sinema artık yeni teknolojilerle, esas yapay zeka işte orada devreye giriyor. Ve muazzam şeyler var. Yani ölmüş sanatçıları biz sanırım yakın zamanda görebileceğiz. Yeniden tabii. Onlar var zaten. Onlar yaklaşık 10 yıldır falan yapılıyor yurt dışında. Biz daha Türkiye'de maalesef yeni görüyoruz. Ama ben yurt dışı kaynakları da çok takip ettiğim için oralarda görüyordum. Vay be falan diyordum. Artık hepsi içimizde yani. Evet. Begüm, ne zaman en son gittin sinemaya, hatırlıyor musun? En son aslında çok olmadı ya. Avatar'ın son çıkmış filmine falan gitmiştik. Çok az değil mi gerçekten ama? Ben de yani birkaç film hatırlıyorum. Böyle büyük Hollywood filmleri. Onun dışında ya yani sanat filmi zaten artık mümkün değil. Evet. Ya bu sanat filmleri, festival filmlerini aslında biz vizyonlarda bile zor görüyoruz. Mubi'den yani falan izliyorum ben. Aynen. Mubi'ye üye oldum. Çok zor erişiyoruz. Daha kaliteli filmler, daha alt hani daha zor ulaşılabilir yerlere düşerken bu Deniz'in bahsettiği senaryosu tahmin edilebilir sıradanlaşmış filmleri daha yaygın platformlarda en erişilebilir platformlarda görmeye başlıyoruz. Yani sosyal sorumlu film veya dizi anlayışını aslında ulaşmaya çalışırken özgünlüğü kaybetmeye başlıyor. Sinema evet artık gençlerin gözünde biraz daha ulaşılamaz, daha zorlayıcı bir şey gibi gözüküyor. Yani niye telefonda izleyebilirken sinemaya gidip bir de ona para vereyim ki? Şeyde var mı acaba? Böldüm ama ikiniz için de soruyorum. Mesela sanat filmlerinde yani o sekanslar arasında çok uzun süreler geçebiliyor biliyorsunuz. Bir sahneyi böyle dondurup uzun süre bir doğa görüntüsü ne bakabiliyorsun? Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini belki izlemişsinizdir, hatırlıyorsunuz. Ya Z kuşağı için biraz fazla mı uzun geliyor acaba bu tip şeyler? Z kuşağı için evet. Evet. Hızlı tüketim. Evet. Hızlı tüketim. Ama sizin dediğiniz sinemalar hala oynatılıyor belli bir kitle için. Özellikle Akbank Film Festivali var. Ben konservatuvardayken güzel sanatları geliyordu. Biz oturup böyle saatlerce izliyorduk. Ben hatırlarım, bir tane araba tamircisi filmi vardı. O bujileri değiştirmesini 10 dakika izledik biz yani. Çıkaracak, takacak. Ki hoşuma da gidiyor. Ama ben ne kadar kendimi bu çağdan acaba dışarıda mıyım desem bile ben de hissediyorum bazen artık sıkıldığımı. Abim geç oluyor içimde. Sizin ama şöyle düşünüyorum, avantajlı tabii tarafınız, biz hocam hatırlar yani yerlerde falan bulmaya çalışırdık filmleri, çok basit değildi öyle filme ulaşmak. Bir ara bir korsan furyası oluşmuştu. Tabii, o CD'lere, CD'lere ulaşmak şimdi de var tabii ama internet üzerinden daha çok. Bir de platformlarda çok rahat bulabiliyorsunuz. Yani dünya sinemasına aslında bir yandan da ulaşabiliyorsunuz. Bu yanıyla da güzel. Var mı böyle dünya sineması ya da takip ettiğin bir yönetmen, bir Z kuşağı olarak? Benim için sanırım Christopher Nolan olabilir ya. Bu biraz klasik olacak ama yani özellikle beni en çok etkileyen Interstellar filmiydi. Şu yıldızların arasında gidip geldikleri için değil mi? Evet. Ya onun güzel dışında daha çok yönetmen takip etmektense belirli tarzda filmlere hani yöneldiğimi fark ediyorum. Belirli tarzda çekimleri olan ya da belirli temaları işleyen. Ama bilmiyorum, Deniz de düşünüyor. Arkadaşlarınız ne düşünüyor? Yani böyle birazdan söyleyeceğim, içerideki arkadaşlarım bana çok alınabilir, sen de alınabilirsin ama Nolan bana bir tık, az önce bahsettiğim o overrated denir ya, aslında benim haddime değil bunu söylemek, ben bu konuda çok bu uzman değilim ama sosyal medyayla biraz yükselen biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında işinde doğruyu yapıyor, çünkü bu sinema işi tüketiciye odaklı bir şey, tüketici ne istiyorsa onu yapacaksın. Ama biraz fazla değer verildiğini düşünüyorum. Mesela şimdi Oppenheimer diye bir filmi çıkacak. Bir yıl önceden internette furyalar başlıyor. İşte takım elbiselerle şey diyor. Beylerle birlikte Oppenheimer'a gideceğiz. İşte takım elbiseler alınmış falan böyle. Araba limuzin kiralayıp sinemaya gidiyorlar. Ya bu minyonlara falan da yapıldı ona kadar. Evet. Şimdi. Mesela Barbie diye bir film çıkacak. Gördüğümüz Barbie'nin filmi. Filmde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yaşanmıyor filmde. Ama öyle bir reklamcılık yaptılar ki TikTok'la birlikte. İnsanlar şimdiden hatta 23 Haziran, ben tarihi ezbere biliyorum yani. Biz de gideceğiz şimdi. Bir etraf geliyor. Bir yandan şey yaparken. Pembe takım elbiselerle birlikte alışveriş merkezine intikal edip limuzinlerle gidip izleyeceğiz. Ama tamamen alay konusu. Aslında tabii insanlar bunu seviyor ama biraz daha tüketiciye odaklı olduğu için. Çünkü istediklerini veriyorlar. Peki sinema dünyası, müzik dünyası, sanat dünyası olarak yapılan işlere baktığımız zaman toplumca belki biraz kaba tabir olacak ama akılsızlaşıyor muyuz?
Çünkü yapılan eserlere, yapılan filmlere baktığım zaman o kadar basitler ki. Mesela benim en sevdiğim yönetmen Guy Ritchie'dir. Hani bilmiyorum duydunuz mu, sever misiniz? Ben Guy Ritchie'nin ilk filmini, ilk filmi demeyeyim, ilk izlediğim filmi Ateşten Kalp, Akıldan Duman'a bir filmdi. Dört ayrı hikayenin bu kadar güzel finalde birleştirildiği, daha akılcı, akılla yaratılan bir film daha izlemedim. Özellikle yeni nesil şeylerle. Ha evet, çok teknolojik işte, atıyorum Star Wars gibi, bilmem ne gibi çok güzel şeyler var ama akılla yönetilen artık akılcı filmler yapılmıyor. Çok az herhalde değil mi çok hocam? Az. Ben çok de aynı az. Fikirdeyim yani. O şu anki satan, hani tırnak içerisinde satan film daha basit, kurgusu daha klişe ve daha çok da görüyorum hani tahmin edilebilir. Tahmin edilebilir. Ve belki de süper kahramanların daha çok ön plana çıkarıldığı bu işte Avengers. Avengers tarzı DC ya da şey Marvel filmlerinin çok ön plana çıktığını görüyorum. Bir de onun yine bir ötesine geçip işte biraz önce bahsettiğim Nolan. Nolan. Interstellar. Hayır, o değil. Avatar tarzı filmlerin yani görselliğin ön plana çıktığı filmleri görüyoruz. Ama hocamın söylediği gibi bir kaosun son noktada çözümlendiği, böyle hani pilot twist mi deniyor? Son dakikada aa böyle mi olmuş ya? Gerçekten tahmin böyle edemiyorsun. Edemediğin gerçekten akıllı hazırlanmış. Şeydi, Usual Suspect miydi? Müthiş bir film vardı. Böyle son dakikada ya nasıl olabilir böyle bir durum dediğimiz filmler pek yok gerçekten. Yok, uğraşmıyorlar herhalde. Yok, uğraşmıyorlar değil. Toplum artık herhalde birazcık zekasını yitirdi. Buna hazır değil. Kafa olarak yoğurmak istemiyorlar. Ben anlayış gösteriyorum bundan. Mesela ben Kubrick'e bayılırım. Duydunuz mu? Senle Kubrick. Evet. Mesela Otomatik Portakal bir film var. Ben çok severim iyi. Ama hani herkesin onu izlemesini beklemem. Bir arkadaşım, İzleyemezsin zaten. Tabii bir arkadaşıma izlesem abi bu çocuğun gözüne uyuyorlar dese kabul ederim ben bunu. Yani sen nasıl kitabı da aynı şekilde vardı. Öneremiyorum kimseye. Aynen. Ya bu biraz şeye benziyor. Şimdi edebiyata da birazdan hemen belki konuşacağız, hatta geçelim. Ben hep onu anlatırım öğrencilerime de. Şimdi çay meselesi gibi bu. Şekerli çay çok daha rahat içilir ve genelde insanlar çaya şekerle başlarlar. Çünkü içimi kolaydır. Belli filmleri de ben yani şekerli çaya benzetiyorum. Belli kitapları da öyle. Bunlar çok rahatlıkla okunur ve keyif verir ama gerçekten çayın tadını almak istiyorsanız şekeri yavaş yavaş bırakmanız gerekiyor. Ve ilk etapta o çayı, yani acı çayı içtiğinizde ya bu neymiş diyebilirsiniz. İşte Stanley Kubrick. Yani çok önemli sanatçılar. Bir Oğuz Atay'ın Tutunamayanlarını ilk etapta belki okursak ya bu neymiş diyebilirsiniz. O çayın kekre tadını alırsınız. O yüzden ben bir başlangıç anlamında faydalı buluyorum. Yani bir sanat dalına başlangıç adına. İşte edebiyatta da belki sizlerin Z kuşağının okuduğu ilk kitaplar da böyle kitaplar. Görüyorum. Hangi bir, yani biriniz belki okumuştur bu Percy Jackson'lar, bu seriler. Okudunuz mu? Bilmiyorum. İlkokulda. İlkokul, ortaokul sonrasında yine fantastik edebiyatın işte Harry Potter'lar. Mesela bunlar belki tam anlamıyla müthiş edebi eserler değil ama başlangıç adına çok önemli ve keyifli eserler olabiliyor. Ya bu alışkanlık kazandıran eserler aslında bir bakıma yarar da sağlıyor. Çünkü çoğu zaman okulda verilen bu zorunlu okumalar yüzünden ya da zorunlu izletilen filmler yüzünden sanatın bu türlerinden soğuyan öğrenciler çok karşılaşıyorum. Mesela en son işte ortaokulda şu kitabı okudum diyen çok fazla insanla karşılaşıyorum ve bu alışkanlıklarını geri kazanmaları, sürecine yardımcı olmaları açısından bu daha kolay anlaşılabilir, daha yeni Başlangıç eserleri aslında önemli bir noktada. Çünkü o daha arka planda kalan, daha karmaşık yönünü keşfetmemizi sağlayan da bir noktada o. Evet, biz yine hocanla Ömer Seyfettin kuşağıyız. Tabii tabii. Kaşığı. Yani, gerçekten psikolojimiz zorlanmış. Evet, çok. Yani, bunu Süleyman hocam da söyler hep. Hani, yani, okutulmamasını savunuyorum diye. Nelere maruz kalmışız biz ya, düşünüyorum diyet da. Diyet hikayesi. Ya biz cin alilerle okuma yazma öğrenen bir nesil olarak yani çok eziyet çektik. Şeyi söyleyecektim hocam, yani edebiyat konuşuyoruz. Şeyi düşünüyor musunuz çocuklar? Mesela ben Yüzüklerin Efendisi'nin kitabını ilk işte bizim lise çağında biz FRP oynardık. Fantastic Role Player oynardık. Masa başında oynanan, zarlarla oynanan. Ve biz Yüzüklerin Efendisi'nin kitabı ilk çıktığı zaman işte Türkçe'ye çevrilsin de okuyalım diye. Nasıl bekledik onu? Neler gibi bekledik, aldık, okuduk, böyle içimize sindirdik falan. Aynen. Mahvolduk Frodo için. Filmi izlediğin zaman aynı etkiyi yapmıyor. Peki sevgili sinemayla uğraşacak olan arkadaşım, bu konuda ilerleyen projelerde bir kitabı filme çevirirken kitap haricinde kalma, kitabın dışına çıkma durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Tam zıt bir örnek vereyim.
The Man in the High Castle duymuş olabilirsiniz. Evet. Yüksek Şato'daki Adam. Evet. Bu bir kitap. Distopik bir kitap, ütopik bir kitap. Böyle bir İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler kazanırsa nasıl bir dünya olurdu diye anlatıyor. Kitap 150-200 sayfalık bir şey. Çok sığ, yani çok sığ dediğim yapılan diziden yola çıkarak. Abi kitabı, ben ilk önce kitabı okudum. Kitap çok bayıldım yani. O dedim fikir muhteşem. Hep de merak ederdim. Ya acaba bu Almanlar kazansa ne yapacağız biz ne acaba derdim. Abi diziyi bir izledim. Adamlar ilk sezonda cidden aslında Tayfun Hoca'nın dediği gibi kitabı yapmaya çalışmışlar. Sonra adam demiş ki aman salla kitabı deyip bir dizi yapmış, anlatamam ama yani. Ve tamamen artık kitaptan bizim anlamadıklarımız, belki ikinci üçüncü defa okuduğunuzu anlayacağız anlamları. Aslında bize dizide sunmuş. Ama çok az örnek var böyle. Evet, yani evet. Çok az yani. Harry Potter da öyle, Yüzüklerin Efendisi de öyle. Başka ne var? Mesela şey, Okçu Kız neydi o kitabın ismi? Açlık Oyunları. Açlık Oyunları mesela, onun kitapları da efsanedir. Yani ben okumadım, eşim okudu. Ben artık askerliğinden beri, oturup bir kitap okuyasım maalesef kalmadı. Askerken çok okuyordum, asker öncesi, üniversite hayatımdayken falan. Çok kitap okuyan biriydim ama yaklaşık bir 12-13 yıldır maalesef bir tane bile kitap bitirmemiş. Bu konuda da çok müzdarip olan birisiyim. O kitapların çevrildiği filmler işte mesela tatmin etmiyor insanları. Özellikle iyi bir edebiyatçı, iyi bir okuyucuysanız. Ya, Yüzüklerin Efendisi zaten hani çok fanı olan bir kitap serisi olduğu için ve çok çok irdelendiği için artık onun mitolojisi üzerine çok kafa yorulduğu için, ki ben de hani yoranlardan biri olmuştum. Evet, katılıyorum. Hiçbir şey bizi tatmin etmiyor. Aynen. Özellikle o kitabı okuyup da onun yolunu gözleyen, işte Tolkien hayranı olan biri için yapılan son dizi örneğin bizi tatmin etmiyor Y kuşağı. Ama ben şeyi fark ediyorum, özellikle Z kuşağında o tip yapıtların görsel olarak onlara sunulmasını deli gibi bekliyorlar. Ve çok da mutlu oldular. Son Yüzüklerin Efendisi dizisi şeyde Prime'da gösterildiğinde ben Z kuşağını çok beğendiğini gördüm. Ama bizim gibi Nemrut dedeler artık. Ya böyle mi olur işte? Dede demeyelim de amca diyelim. Biz ona amca diyelim. Biz çok karşı çıktık, hiç beğenmedik. Bilmiyorum, o noktada siz daha görseli arzuluyorsunuz gibi geliyor bana. Ya ben burada şeyi düşünüyorum aslında. Yine biraz bu basitleşme ve toplumun akıldan uzaklaşmasına geleceğini düşünüyorum. Çünkü normalde edebiyatta okurken aslında hedeflenen şey hani bizim kendi kafamızda bir dünya yaratmamızdır. Betimlemelerin ya da bu sayfalarca süren anlatıların nedeni budur aslında. Ama biz kuşak olarak bunun direkt görsele çevrilmesini istiyoruz. Yani biz diyoruz ki siz bu kitabı alın, benim yerime okuyun ve bunu bir şeye çevirin aslında. Hani o yüzden çoğu zaman filmini izleyip kitabını okumadım. Önce filmi beğendiğim için kitabı okuduğumu duyuyoruz aslında. Yani daha kolay anlamak istiyoruz bir şeyleri ve kendi zihnimizi zorlamak istemiyoruz bu süreçte. Sanırım. Burada da sizi suçlayamayız çünkü böyle bir dünyaya doğdunuz. Yani kurşun kalemle kaseti çevirip de o emeği sarf eden kuşaktan da başka bir şey bekleniyordu. Aynen. Ki biz o kuşağız. Bizden önceki kuşak çok daha perişan. Onlardan da bambaşka bir şey bekliyorduk. O yüzden ben anlıyorum, katılıyorum. Ama tabii ki yargılamıyorum. Yani bu kuşak daha hızlı olmayı gerektiriyor. Zaten yavaşladı, asla kaldırmayan bir kuşak. Göreceksiniz, yakın zamanda iş hayatına da gireceksiniz. O yüzden normal karşılıyorum. Yani kitabı dinlemeyi düşünür müydük hocam? Yani Storyteller, Kitap Yurdu, işte bu, yani şimdi isim verdim, reklam oluyor ama bunlar şu anda baya baya satılıyor Türkiye'de. Ben öyle çünkü noktalarım hocam. Ben öyle keserim. Olsun, bu çok da kötü bir reklam değil. Yani işitsel yönü güçlü bir kişinin çok çabuk kitaplara ulaşmasını sağlıyor aslında. Faydalı da oluyor bir yandan. Destekliyorum da. Sinema. Çok çabuk dikkat edin, eserler hemen dizileştiriliyor ya da sinemaya uyarlanıyor. Mesela Game of Thrones, daha biz birinci cildi okurken ben dizisiyle karşılaşmıştım. Aa, ne zaman çektiler falan. Ben de size katılıyorum, bazen dizisi ya da sinemaya aktarımı çok daha kaliteli olabiliyor. Mesela orada bence dizisi daha iyiydi. Ama dediğin yaşandı. Ya bu kitabı bırakalım dedi ve adam kendi dünyasını da yansıtmaya başladı. Ya ben hala eski kafalıyım ya. Ben şimdi Marvel karakterlerinin hepsinin çizgi romanını alırdım. Değil mi? Biz o dönemin çocuklarıyız. Çizgi roman, işte Zigor var. Zigor mu var? Zagor var. Ondan sonra Örümcek Adam'ın çizgi romanları. Laurel Hardy, ben hastasıydım. Küçüklüğümden beri çok severdim onu. Çizgi romanları satıldı gazete bayinlerinde. Onları okurduk yani. Onların peşinde giderdik. Çünkü onlar sizin şu an internet ortamında o görseli aldığınız görseli biz kitaplardan alırdık. Çünkü çizgi roman olarak geçerli onlar. Ben bayılırdım onlara. Kendi kafamda canlandırırdım. Hareket ettirirdim o bütün karakterleri, o gördüğüm resimleri, alttaki şeyleri.
çok daha güzeldir çok hocam. Çok daha güzeldir. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu sanki klasikmiş hocam. Aynen. Şimdi aynen. Onlar diyor ki bunun nesi güzel? Bir şey soracağım. 20 yıl önceki size. Evet. O gazetelerden kupon biriktirip çizgi roman alan size. Elinize Netflix'i verseydik ve okuduğunuz çizgi romanın dizisi olsaydı. Siz der miydiniz? Aman bırak Netflix'i ben roman okuyacağım diye. Kesinlikle. Biz ilk kaçan bendim zaten. İlk. Yani ilk direkt. Bilgisi Commodore'u görüp atlayan bendim yani. Şunu yanlış anladınız. Biz buna karşı değiliz. Murat Hocam da karşı değil, ben de karşı. Biz de çok zevk alıyoruz, keyif alıyoruz. Ama daha kıymetliydi. Evet. Şimdi mesela hani derler, nerede o eski Ramazanlar, işte bayramlar. Aynı muhabbet, anlatabildim mi? İşte nerede eski filmler, o evet. Muhabbetiz. Siz de öyle olacaksınız. Siz büyüyeceksiniz. Bizim yaşımıza geldiğiniz zaman dönüp baktığınızda sizin... O zaman artık Rambo olacak. Alfa beyninizde çipimi takacaklar. Artık nasıl göreceksiniz? Nerede ne takacaklar ben bilemem onu. Artık diyeceksiniz ki nerede eski YouTube'lar diyeceksiniz yani. Aynı zamanlar size. YouTube vardı falan. Ha, aynen öyle olacaksınız. Yani bu her nesil bir önceki nesil hep böyle ezer. O yüzden biz nasıl annelerimiz babalarımız siz ne gördü bak biz nelerleyiz falan diyoruz. Siz aynısını diyecek. Ben şu an onun kızımla yaşıyorum. Benim 6 yaşında bir kızım var. Bir ara Rusça konuşuyordu. Alfa kuşağı yani. Ya çok fenalar. Yani yeni nesilci bomba gibi geliyor. Yani onlar da bizi beğenmeyecekler. Kesinlikle. Biz de onları beğenmeyeceğiz. Aa, sen nesil gideceğiz yani. Bu böyle. Sanırım 5 bölümünün ana fikri bu. Evet. Her kuşak bir önceki kuşağı anlamakta zorlanacak. Her kuşak bir sonraki kuşağı da anlamakta zorlanacak. Ve kendi yaşadıklarını her zaman daha değerli görecek. Dolayısıyla sanıyorum 5 bölümde ulaştığımız nokta bu. Atomu evet. Parçalamadık belki ama keyifli sohbetler ettik. Hocam ağzınıza sağlık. Bize ben bu son programda ederim. Aramıza katıldınız. Teşekkür ediyoruz. O zaman son motto anı yaşa olsun. Evet. Anı, evet. Carpe diem mi Fransızcası? Aynen. Carpe diem. Anı yaşayın. Anı yaşayalım. Bunu hiçbir zaman kaçırmayın. Çünkü ne geçmiş ne gelecekte yaşayın. Anda yaşayın. Ben bunu 42 yaşında öğrendim. Kesinlikle. Hocamız son sözünü söyledi. Sizler de artık sezonu kapatıyoruz. Son sözlerinizi söyleyin ve veda edelim bu programa. Ya çok keyifli bir programdı aslında. Ben hiç bakmadığım bakış açılarından bakmış oldum hayata. Hani sizlerin de diğer konuklarından yorumlarıyla. O yüzden çok keyifliydi. Umarım dinleyenler de en az bizim kadar keyif almıştır. Harika bir anı oldu. Evet kesinlikle. Ben hep objektif düşündüğümü düşünürdüm. Şu an daha da düşünüyorum. Ya başka yaşlardan da düşünüyorum. Ya evet cidden... Ben mesela dizi beklerken çok bekliyorum. Bir sene yeni sezon çıkmıyor diye. Siz kim bilir neler yaşadınız. Değil mi? Biz de sizi fark ettik bu programlar sayesinde. Bakış açınızı gördük. Keyifliydi kendi adıma. Teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Hocam ben de teşekkür ederim. Geldiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Öbür sezon gene bir konuk ederseniz sevinirim. Kimse konuk etmiyor. Buradan da duyuruyoruz yani hep rejide olmuyor. Böyle mikrofonun önünden hocamızı istiyoruz. Tabii ben montaj istediğin yeri çıkartırım. Hoşça kalın. Bay bay.